Sanat Sokağımızda Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, bizim vefatından önce tasarımına başladığımız Genco Erkal'ın adını taşıyan tiyatro sahnemiz, şehir tiyatrolarımıza ait kukla sahnesi, 2 adet cam atölyesi, baskı, resim tekniği uygulanan bir atölye ve minyatür sanat atölyesi, İpek dokumacılığının yaşatılması ve gelişmesine katkı sağlaması amacıyla Midas İpek Evi, dans atölyesi, antika mobilyalardan ve sanat eserlerinden dekorasyonu yapılmış bir kafe ve vefamızın bir göstergesi olarak karikatürlerle Yılmaz Hoca ve Yılmaz Büyükerşen'e özel hediyeler galerisi yer almaktadır. Sayın Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve Anadolu Üniversitesi kurucusu Yılmaz Hocamız ve kıymetli sanatseverler. Sizlerin önünde bir sanatçı adayı olarak böyle bir konuşma yaptığım için çok heyecanlı ve gururlu. Sanat, toplumsal değerlerin, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, sevginin ve barışın savunma dilidir. Anadolu'da binlerce yıllık köklü bir geçmişi olan seramik sanatımız, tarihsel akışı ile dünya seramik tarihi içinde ayrıcalıklı bir yer almıştır. Ben de Cumhuriyetimizin 101. yılına şahit bir seramik sanatçısı eğitimine verdiğim emekle benim için yaşam biçimi haline gelen sanat üretimimi ve bu alanda ülkeme, şehrime katkı sağlamak için gayret ettiğim etkinlikler ile kilin yaşamımı açtığı yolda üretmeye hala devam etmekteyim. Bir cumhuriyet kadını olarak bugün sanatçı olarak üretebiliyorsak, varsak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde. Rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Bugün artık Eskişehir sanat eleştirmenleri tarafından Avrupa'nın gelişmekte olan sanat şehirlerinden biri olarak gösterilmektedir. Ve bütün bunları ben hepsini sanatla ve sanatçılarla yaptım diyecek kadar alçak gönüllü bir insana borçluyuz. Hizmetlerine ne kadar teşekkür etsek az gelir. Daha fazla lafı uzatmadan bütün bu çalışmaların mimarı, şehrimizin hocası Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'i kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve protokol yanı sıra bugün burayı dolduran Eskişehir'i görmek için gelen turistlerimizle Eskişehir halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eskişehir, Eskişehirlilerin yarattığı yeni bir şehirdir. Adı eski olarak kalacak. Çünkü eskinin kıymeti vardır. Eskinin kıymeti yeni kıymetlerin doğmasına, yeni kıymetlerin yaratılmasına kaynak teşkil edecektir. Ben bu vesileyle doğup büyüdüğüm bu şehri yaşımın bu ileri dönemlerinde bir sanat şehri olarak görmenin ve Eskişehirli sanatçıların adeta bakımlı bir bahçede açan çiçekler gibi eserler meydana getirdiklerini görmekten büyük bir mutluluk ve huzur duyuyorum. Ve herhalde Eskişehir'de doğup büyümenin ve Eskişehir'den ayrılmamanın Yüce Tanrı'nın bana bahşettiği bir şans olarak görmekteyim. Hep idealim çocukluğumdan beri. Neden bir Eskişehir, İstanbul olmasın, neden bir Ankara olmasın, neden bir İzmir olmasın? Daha sonraki yıllarda da yurt dışına yaptığım seyahatlerde niye o şehirlerdeki sanat eserlerinin toplandığı, halkın ve dünyanın bütün insanların o şehirlerde yapılanları görmek için bir turizm meydana getirdiklerini görür, düşünür, neden Eskişehir'de olmuyor sorusunu kendime sorardım. Ama baktım gördüm ki sormakla olmuyor. Yapılmaz denilen işleri yapmaya cesaret edeceksiniz. Olamaz denilen şeyleri olduracaksınız. Oldurmak için külfetse külfeti yükleneceksiniz. Sorumluluksa sorumluluğu yükleneceksiniz. Kendinizden fedakarlık, zamanınızdan, yaşamınızdan fedakarlıksa onu yapacaksınız. Ancak ben Türkiye'nin böyle kalkınacağına ve benim eleştirmeye açık da olsa bu düşüncelerim, bu düşüncelerimle
geleceği kurmak isteyen gençlerin, bugün kuramadıkları için yurt dışına giden gençlerin günün birinde bu şehirlerine, bu memleketlerine döneceklerine inanç besliyorum. Ve benimle birlikte bu Eskişehir'in görebildiğimiz ve zamanımızın yettiğince, imkanlarımızın yettiğince, demokrasimizin el verdiğince yapabildiğimiz, yaratabildiğimiz yenilikleri ve güzellikleri sizler çocuklarınızda, torunlarınızda yeni kuşakların eserleri olarak görmeye devam edeceksiniz. Yenilik yenilikleri doğuracak. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün özlediği bir ülke olarak 100. yıldan sonra 2. yüzyılında yeniden dünyanın saygın ülkesi olacaktır. Buna inanıyorum, yürekten inanıyorum. Çünkü bütün vatandaşlarıma inanıyorum. Yetişen genç kuşaklara inanıyorum. Türkiye'de demokrasi için, hak, hukuk, hürriyet için uğraşan herkese inanıyorum. Herkesin yanındayım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 25 yılı aşkın süredir çok önemli bir miras biriktirdi bu kent. 31 Mart'ta Eskişehirlilerden aldığı teveccühle bu mirası kendi vizyonuyla birleştirerek çok farklı hikayeler yazmaya başlayan bir başkanımız var. Ve Sinan'ın da ifade ettiği gibi bu güzellikleri daha da ileri taşıyacak birini davet etmek istiyoruz sahneye. Alkışlarınızla adaylığı açıklandı. 10 Ocak'tan beri tüm şehrin büyük bir sevgi duydu. Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile bu güzel kompleksin Eskişehir'e kazandırılmasında büyük emekleri olan Eskişehir'in ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'yi kürsüye davet ediyoruz. Değerli Yılmaz Hocam, kıymetli vekillerim, çok değerli il başkanım, başkanlarım, meclisiyelerimiz, muhtarlarımız yine her zamanki gibi buradalar, bizi yalnız bırakmadılar. Çok kıymetli Eskişehirli hemşerilerim, değerli dostlarımız, değerli sanatseverler, sanat sokağımızın ve Avlu Eskişehir'in açılışına hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Galiba Sanat Sokağı'nın açılışında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak biraz torpil geçtik. Çünkü açılışı yapan iki sunucu arkadaşımız bizim şehir tiyatrolarının tiyatro sanatçılarından. Ne kadar kıymetli sunuyorlar, gördüğünüz gibi sunum ne kadar güzel. O kadar da olsun, sanat şehri Eskişehir'den Sanat Sokağı'nın açılışında böyle bir jest yapmış olalım. Evet, Sanat Sokağı çok uzun soluklu bir hikaye. Ben genel sekreterliğe ilk başladığımda biraz hukuk müşavirliği sürecinde de kamulaştırmaları vardı. Sonra genel sekreterliğe başladığımda proje çizimi vardı. Yılmaz Hocam'la sık sık mimarların odasına gider, Sanat Sokağı, Avlu Eskişehir nasıl çizilecek diye bakardık. Ve bir sürü de hayal kurardık o zaman. Tabii Sanat Sokağı biteli neredeyse 2 yıla yaklaştı ama böyle bir yeri açmak kolay değil. Çok acele, çok hızlı açılışlar oluyor. Ama biz özellikle içimize sine sine gerçekten sanatın, sanatçının, sanatseverlerin nefes alabileceği bir yer olsun diye bu süreci uzun tutarak ve gerçekten içimize sinecek bir şekilde sürdürdük Yılmaz Hocam'la beraber. Ve Yılmaz Hocam'ın içeride de yine kendisine ait bölümler var. Hem Eskişehir'in vefası, hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin vefası. Ona da aynı zamanda bu sokakta, Sanat Sokağı'nda gösterdiği bütün emeklerin hediyesi olarak düşündük. Burada çok fazla emek var. Zaten kolektif bir yapı. Aslında sokak demek belki haksızlık bu yapıya. Aslında bir sanat kompleksi burası. Biraz önce arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım tek tek saydılar. Ben tekrara girmeyeceğim. Ama burası gerçekten Eskişehir'de sanatın ve sanatçının nefes aldığı, yaşadığı, ortak buluşma alanlarının yaratıldığı ve buradan da yeni yeni sanat eserlerinin yaratıldığı yerler olacak. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yine söyledim, burası kolektif bir yer.
kompleks bir yer diye. Aynı zamanda açılırken Büyükşehir Belediyesi için de biraz öyleydi. Neden? Çünkü burada bizim neredeyse hemen hemen bütün birimlerimiz çalıştı. Bütün daire başkanlıklarımız çalıştı. O anlamda da çok kolektif bir yer. Hatta son birkaç haftadır gece gündüz buradalardı diyebilirim. O yüzden ben emeği geçen herkese, başta Yılmaz hocam olmak üzere, herkese, isimlerini tek tek saymayacağım, birini unutursam çok üzülürüm. O yüzden hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ailesi böyle fedakar, böyle çalışkan, böyle azimli insanlarla çalışıyor. Böyle bir personelle çalışıyor. Kendimizi çok şanslı görüyorum. Ama bir de gönül dostu Zehra hocam başta olmak üzere sanatseverler var ki onlar da tamamen gönüllülükle buradaki çalışmaları yürüttüler. Ben tekrar Eskişehir'imize hayırlı olsun diyorum. Ve Eskişehir'den yükselen bu sanat ateşi bütün ülkeyi sarsın. Sanat bizim görünen ve görünmeyen bütün yaralarımızı iyileştiriyor. Sanat sokağı Eskişehir'i iyileştirsin, Türkiye'yi iyileştirsin diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.